bizi yaratıp okşilikke, talim alışlikke buyurgan özünü kelam-ı şerifini birinci ayeti sıfatı da İqara bismi rabbike allazi halak dib merhamet kigen Allah'a subhanahu wa ta'ala gibi adet hamdü sanalarımız olsun. Talim alışlikte muallimler üstazı bugün, kurralar üstazı bugün, kurralar peşvası bugün zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz durudu, salavatı, salamlarımız olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, Toshkent İslam İnstitutu mehmonları, Toshkent İslam İnstitutu Tahfizul Kur'an kafedrası profesör o'qituvchilari tomonidan nashr etilgan kitoblar taqdimoti tadbiriga hoş gelibsiz. Tadbirimizni avvalida O'zbekiston Xalqaro İslam Akademiyası, yani mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston Xalqaro İslam Akademiyası faxriy doktori, O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'on tajvidini o'rgatish bo'limi müdiri ustoz Shayx Alijon Qoraka Fayzulloh Maxtum o'g'illariga bu yerda ishtirok etyaptilar. Alohida tashakkur bildiramiz. Qolursa Toshkent İslam İnstitutu rektori ustoz Uyg'un Domla G'afurov bu yerda tadbirimizda ishtirok etyaptilar. O'quv va ilmiy ishlar bo'yicha prorektorimiz Umidjon Domla Hojayev tadbirimizda ishtirok etyaptilar va Tahfizul Qur'on kafedrasi müdiri ustoz Jahongir Qoraka Ne'matov va alohida ta'kidlab o'tamiz. Ommaviy axborot vositalari xususan bugungi kunda keng rivojlanyapti. Mana hatto o'sha televideniyadan ko'proq YouTube orqali yoki online kanallar keng tarqalyapti, ommaboplashyapti. Al-Qur'on o'z jamoasi bu yerda Qozim aka boshchiliklarida xodimlar tasvirga olish ishlarini olib borishyapti va Qur'on TV Jamshid aka Nazarov boshchiliklarida xodimlar bu yerda ishtirok etishyapti. Alohida Toshkent Islom instituti rahbariyati, ustozlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz va bu yerda kuzatuvchilarimiz, tadbirimiz ishtirokchilari, Toshkent Islom instituti ustozlarimiz, bu yerda bir qancha mudarris ustozlarimiz hamda sirtqi bo'lim modul talabalari va bir qancha mehmonlarimiz ishtirok etishmoqda va tadbirimizni avvalini albatta kalomlarni eng haqqoniysi bo'lgan Alloh taoloni kalomi bilan boshlasak va inshaalloh keyin tadbirimizni duo qilamiz va inshaalloh ketma-ket reja bo'yicha davom ettiramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآنك العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. يا رب العالمين شو تلاوات قرآن لنا okup işitip sami bogarlarımızdan, parçalarımızdan dargahında hüsnü kabul eyle. Bu ilim dargahları aslında ötken evvelki ilim dargahları kebe bütün yeryüzüge Kur'an'ınla özünün şeriyetinin hakiki hadımları bogan halde şeriyetinin yeryüzüge terkat edigen ulamalar dargahı buluştuğunu ya Rabbil Alemin parçamızda nasip roza ile buyurdu bana ulamalar talif muallif bulup taliflerini kıp durgan ustazlar ve bunların tepelerde durgan rahbarlar. Ya Rabbil Alemin. Berçelerine suregallerden hem kupunu verip hakiki Buhari'ler, Tirmizi'ler zamanlarını bizge yine de tekrar özün yaşatıp nasip uluz eyleyin. Buyurdu oturgan ustazlar, kadımlar, üşbu muhterem talebeler, karcanlarımız, her birler hem kadim-i şeria, kadim-i din bulup özünün mahbub bendelerin Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le süyüklü ümmetlerden bu işlerini parça parçalarına nasip roza ile uşbu tedbirimizin yine de güzel bu işe gidiyorsun nasip roza ile. Ve sallallahu ala seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike elhamdülü rahmet. Amin. Allahu akbar. Teşekkür ederim Ustaz. Abdurrahman Cami Hazretleri kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. G'amxo'ring bo'lgay u g'amgin zamonda. U bilan qol, u bilan qol.
Tanho hiç bermez azar, caninge yüz rahat beredi tekrardı. Takidler, kitap okuştukça targib qilgan ekanlar. Yana tekrar aytamiz, hurmatli mehmonlar, aziz talabalar, biz uchun qadrli ustozlarimiz. Demek bugünkü tadbirimiz Tahfizul Qur'an kafedrası ustozlari tarafından nashr etilgan kitoblar taqdimoti tadbiri hisoblanadi. Mana muallim isoning bu Tahfizul Qur'an kafedrası müdiri ustoz Jahongir Qoraka Ne'matov qalamlariga mansub Qiroat va tajvid va hayotimni o'zgartirgan olov Qur'on yodlash fazilatlari. Inshaalloh mana shu asarlar haqida mualliflaridan bu kitoblarni yozishlik tarixi, g'oyasi, maqsadi va ta'lif qilishlikda bizga nimalar zarur, ya'ni bu yerda yosh ustozlar ham qatnashyapti. Bularga qanaqa bir amaliy hayotlarida va kitobni ta'lif qilishlikda qanaqa jihatlarga e'tibor qilishlik kerak, o'zlarining tavsiyalari, nasihatlarini berishadi. Mana bu yerda ayni kitoblar o'zi sizlarga taqdim etilgan va mana bitta endi bu kitob bo'lmasa ham bu ham 2018-yilda yurtboshimizning tashabbuslari bilan mart oyida Qur'on kurslari ochilgan edi. Esinglarda bo'lsa, mana shu Qur'on kurslari ochilganda birinchi O'zbekiston musulmon idorasi qoshida ustoz Jahongir Qoraka mana shu darslarni boshlaganlar, onlayn darslar. Va 32 ta dars bu yerda jamlangan, mana shu xalqimizga disk shaklida, bu ham aynan kitob vazifasini bajaradi inshaalloh. Bu ham inshaalloh taqdimot qilinadi. Demek tadbirimizni rasman ochib berishlik uchun biz uchun qadrli bo'lgan institutimiz rektori Uyg'un Domla G'afurovga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Alhamdulillahillazi xalaqal insana va 'allamahul bayan. Va nazzalal Qur'ona hudan lin-nasi. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin sayyidina Muhammedin allazi qal khayrukum man ta'allama al-Qur'an va 'allamahu. Va ba'd. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, talabalar, hurmatli aziz mehmonimiz, qadrdon Shayx Alijon Qori ustoz. Bugun mahatimizda juda bir fayzli, juda bir barakotli kun bu Robiul Avval kunlari. Juda ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siyratlariga, shamoillariga bag'ishlangan ko'p tadbirlarimiz o'tyapti, xayrli kunlar bo'lyapti. Bugun mana ertalabdan mahatimizga O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy hazrat Nuriddin domla Xoliqnazarov tashrif buyurdilar. Xonalar bilan, o'quv jarayoni bilan, talabalar bilan tanishib, yaqindan suhbatlashib, fayz kiritildi va mana navbatdagi tadbirimiz ham Shayx Alijon Qori boshchiliklarida mana bir jamoa kelib, juda bir xursand bo'ldik. Albatta, so'nggi davrlarda juda ko'p bunaqangi xursandchilik orlari bo'lyapti. Allohga cheksiz, adadsiz hamdu sanolar aytamizki, kundan kunga xayrli mana shunaqangi faoliyatlar ko'payapti. Mana shu 2016-17-yillardan boshlab ta'lim tizimimizda, diniy ta'limda ham ko'p islohot, yaxshi ishlar bo'ldi. Va prezidentimizning tashabbuslari, rag'batlari bilan mana Qur'onni o'qitish, xalqimizga yetkazish borasida ma'hatimiz ham o'zini bir kichik hissasini qo'shib kelmoqdaki, shu vaqtgacha respublikada yagona bo'lgan Tahfizul Qur'on kafedrasi asosan Qur'on yodlatish, Qur'on ilmlarini o'rgatish, tafsir, tajvid ilmlarini o'rgatishga ixtisoslashgan. Keyinchalik boshqa hamma madrasalarimizda ham mana shunday bo'limlar tashkil qilinib, talabalar ichidan qiroatga, hifzga albatta iqtidori borlar tanlab olib, maxsus guruhlar tuzilib, ular kelajakda mana ma'hatimizda kelib o'qishni davom ettirishlari tizimli yo'lga qo'yildi. Va xursand bo'ladigan joyimiz Alijon Qorimonda bizni qorlarimiz albatta hali yuqori martabaga erishishga yana hali ko'p bizga erishimiz kerak bo'lgan jihatlar borku, lekin shunday bo'lsa ham talabalik davrimizda Qur'onni to'liq yodlab olish bilan birga uni qiroatidan, mana ustozlardan o'tkazib, ijozalar olib, ijozalar berish tizimimiz yaxshi yo'lga qo'yildi. Xalqaro musobaqalarda qatnashib, mana hozir qiroat qilgan qorimiz ham madrasada, Hoja Buxoriy madrasasida tahsil olib, keyin mana bizda o'qishni davom ettiryaptilar. Malayziyada bo'lgan xalqaro qur'on musobaqasida ishtirok etganlar. Boshqa qorlarimiz ham Kuveytda, Saudiyada, Eronda, boshqa davlatlarda va mana sizni bir
yol açıp vergeningiz bir sababidan desek ham bo'ladiki, mana bugun yana bir talabamiz Qirg'izistondagi birinchi xalqaro Qur'on musobaqasiga qatnashish uchun ishtirok etish uchun jo'nab ketyapti. Bu hammasi albatta quvonarli holat. Allohga hamd va sanolar aytamiz va Tahfizul Qur'on kafedramiz nafaqat bu ta'lim berish, ba'zilar shunaqa bir davrlar bo'ldiki, Qur'on berib o'qitish bu bir qanaqadir qorong'u hujralarda, bir tanaffusqan joylarda bo'ladi, yashirincha bo'ladi degan tasavvurlar yo'qoldi mana. Alhamdulillah Tahfizul Qur'on kafedramizda mana bu talabalarimizni to'liq islom ilmlarini egallash bilan birgalikda ana shu Qur'onni to'liq yoddan yod olish va ustozlardan mana bu ijoza orqali o'rgatish va qancha kitoblarni hatmi kutublarini ham boshlaganmiz. Mashallah. Va qoriyalarimiz orasida ham quvonarlisi juda yaxshi qorilarimiz chiqib, ular ham ijozalar olishyapti qoriyalarimiz ham. Mana endi biz bu narsalarni necha yil oldin orzu qilardik. Mana Shayx Alijon qori bilan qariyb 26 yil va 27 yil avval mana shu tarvarlik davrlaridan biz yaxshi bilamiz. O'sha Manhattanga kirib, undan keyin Misrda o'qib, alhamdulillah mana bizaga bir Allohning bir sharofati ne'mati bo'ldi. Prezidentimizni e'tiborlari bilan mana O'zbekiston musulmonlari idorasida maxsus bo'lim ochilib, har bitta viloyatimizda kelajakda mana shunday Qur'on kurslari, Qur'on ta'limlari tizimli yo'lga qo'yilishi. Mana hozirgi kunda ham aynan bo'lim mudiri Shayx Alijon qori bilan hamkorlikda birgalikda ma'hatimiz yo'llarida turib bir hamkorlik qilib, hozirgi kunga qadar mana ilgari faqatgina diniy ta'lim muassasalarida va ilmiy maktablarimizda qariyb 18 ta joyda Qur'on kurslari bo'lsa, mana yaqin mana shu 3-4 oy ichida O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida Jizzax shahrida, Farg'ona viloyati Buvayda tumanida va mana o'tgan haftadan Jizzax viloyatining Zomin tumanida ham yangi Qur'on kurslari ochildi. Bu faqat va faqat har qanday musulmon odamni, har qanday mana shu O'zbekistondagi har bir insonning qalbiga surur bag'ishlaydi, xursandchilik olib keladi. Alloh taolo hammamizni mana shu din yo'lida xizmat qilishni nasib qilsin. Ma'hatimiz mana qariyb yarim asrdan beri mana shu yo'lda xizmat qilib kelyapti. Oldingi 40-30 yilni solishtirganda oxirgi 5-10 yilda juda katta natijalarga erishyapmizki, bu talabalarimizga bugungi tashrif ustozlarimizga bir namuna bo'ladi, o'rnak bo'ladi. Albatta inshaalloh qanday qilib ma'hatni talabasidan, ma'hatni bir O'zbekistonning bir oddiy yosh yigitidan qanday shunday bir qori chiqish mumkinligiga ham inshaalloh qorakamizdan duo qilishlarini so'raymiz. Suhbatimiz yakunida ham albatta o'zlarining tavsiyalarini beradilar. Axloqda, odobda qorlik endi faqat Qur'onni yod olish emas, albatta buni Jahongir qori ustozimiz mana hammaga bu kamtarlikda ibrat deymiz. Alhamdulillah. Ham qori bo'lib turib shuncha kamtar, chunki qorini faqatgina ilmi emas, balki uni axloqi, turmush tarzi, so'zi, yurish-turishi hammasi muhimki. Albatta mana bu ustozlarimizga qator mana shu Tahfizul Qur'on kafedrasidagi ustozlarimizga shuncha xizmatlar bilan birgalikda mana kitoblar ta'lif qilib. Biz ham hozir endi shunday bir zamonda yashayapmizki, aslida bizni ota-bobolarimiz kitob yozib kelishdi, biz faqat uni tarjima qilib qovlab o'tiryapmiz. Asli xizmatimiz o'zi shu, ularni yetkazish. Lekin mana buni zamonaviy shakllarda internet orqali, mana bu kanallar orqali, YouTube, boshqa tizimlar orqali, disk shaklida, boshqa shaklda tizimli bir davom ettiryapmizki, bu ham albatta bizdan katta bilim shijoatni talab qiladi. Va bugungi tadbirimizga Alloh taoladan tavfiq so'ragan holda yana bir bor mehmonimizga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Ko'rib turibmizki, bu xonamiz juda ham kichiklik qilyapti. Keyingi suhbatimizni bundan ham kattaroq inshaalloh. Masjidda yuzlab, minglab hamma talabalarimiz sizga ixlos qilishadi, havas qilishadi. Inshaalloh. Mana shuna suhbatlar biz idoraga jug'rofiy yaqin joylashganimizdan foydalanib ko'proq inshaalloh taklif qilamiz. Inshaalloh yana sizni har bitta viloyatda ko'ryapmiz. Tinimsiz safarda yuribsiz. Alloh ajrini bersin, Alloh ziyoda qilsin. Albatta, yana bir bor minnatdorchilik bildirgan holda bugungi tadbirimizga Allohdan
Afiyetle soruyoruz. Rahmet. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Hürmetli kurralar, Allah subhanahu ve ta'ala'a hamdü sanalarımız, Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu salamlarımız olsun. Bugünlük günü, Arap dilde etken de yevmul la yunsa, aynen min hayatımda ve sizin hayatınızda hem şundayı olsa degen ümitlerde elbette Allah ta'ala'dan dua kılıp sorayımız. Çünkü bu siz kurralar bilen, ahlullahlar bilen böyle etken hemeniz hem ahlı kurvansız. Yani şu dergahta yığılgenler, müdürlerden başlar, ustazlar o hemen bir adamına talebeler, Allah'a şükür Kur'an taliplerisiz. Allah'a hamdler olsun tekrar tekrar. Bugünlük günde bana bizniyem ulamalarımız bu oşa hazırki zamanda bütün yeryüzündeki ulamalar gibi talif kılmaktalar. Bulup hem Kur'an'da talif kılmaktalar. Aynen siz bugün bana tanışı etken belki evvelden hem haberiniz bulgan bu talifler hazırki günde Mısır ilinde Al-Azhar camisinde okuyetken hatta talebeler bundan okup ilmini alıyetken. Karek özleri büyüdüler. Lekin lillah yazılgen kitap, lillah kılıngen talif şundayı bularken de Allah subhanahu ve ta'ala o kitapke, o amelge, her bir amelde bilesiz siz kabul yazgan peyitte ve yudu'u lehu kabul diyen sözünü bana şundayı düşünemiz. Şundayı düşünemiz. Bu kitaplar evvelde çıkılıştı gibi bile biz bunu oşa özümüzü Özbek dilide, fasahatta, balagatta yazılıp her biri karlarımız, ustazlarımız taraflarından bunu bayanı kılıngeneden kuvanıp bizi talebelerimiz, yani bizi talebelerimiz derken biz Azher'de okuturken oşa hatta ki Kırgız Kazak talebeleri hem. Çünkü dilimiz yakın ki. Hani Azher'de okuturken, ilim kıblesinde okuturken talebeler hatta özlerini tecvid ilimlerinde, kıraat ilimlerinde menbe kılıp okumakta. Biz bugünlük günde bu kitaplarını takdimata da bularken biz hakikatte ben aynen ustazlardan iltimas kılaman ki özlerine oşa tercümeyi hallarına hatta yazıp koysunlar. Biz oşa günde falancı tarihte bana şu kitabımızın takdimatını kıyan edik. Takdimatı bulduğun günde bir Allah'ın fakir kulu gelip Arap illerden kıyan biri onu alemge terkanıp alemi bu yetkenliğine eğitken yediler diye bunu yevmun la yunsa diye yazıp koyun. Hakikatta şunday gün inşallah bugün hayatımızda unutulmaz gün bulup hem kança kança hazır uygun damlamız Hazretimiz eğitim ötkenler edik Kur'an'da bizge belirleyken yuturlar hazır her birini isletip ötdüler ve bulup hem irtelep hemen sizge azandan Hazretimiz yenge müftü canapları Nurdun damla kelib yana sizler bilan tadbirlar o'tishligi haqiqatan qalbingizdagi ixlosni buyukligidir. Va Alloh taolo ziyoda eylasin. Ilohim mana sizler ham ustozlaringiz kabi ilm dargohida bu tahfizul Qur'onda o'qib, nafaqat ustoz uyg'un damla aytganlardek Qur'onda, balki Qur'on ilmida to'liqligicha bir ulamo bo'lib, mana shunday mualliflar, mualliflar, haqli mualliflar elbette sahibi buluşlarınızı Allah-u Teala nasip roze eylesin. Ey nasıl ustazlarımız yine de ilahım Allah özü onlara barakat versin de bu başlayan kitapları silsile bulup yine berdavam buluşluğunu Allah özü nasip roze eylesin. Hatta yoldaki Kırız Kazak talebelerimizden bir gün bizge saval buldu. Ey nasıl Cahangir Karım'dan keyif aldım bu kıraat ve tecvid kitaplarının tuhfeni hala onlarda kılınmagan. Kılınsa da o şey bu şekilde mükemmel kılınmagan. Onlardan bizge müracaat düştü ki muallif canıplar bilen bağlansak da biz buna Kırgızçaga biri keledi, Kırgızçaga biri keledi, Kazakçaga. Ve Cahangir Karım'da bu nümelerini Hazreti Ayman Suyutnik'den kılıngan olsa da lakin bunlar Arap dilinde bular gibi düşünmagan lücün bular ne kısak, ruhsat var mı ki? Ben ettim ki aynen o şey ustazlar bilen bağlanışlıkta bizde imkan var. Siz kaysi bir günü himmetli bulun, şunga kadir bulun, tayyar bulun, elbette kılınadı diye. Bunlar ki hemen şu sözünü ettik, özümüz misidde turgan peyitte. Demek bu yem siz için bir şereftir, ustazlarımız için büyük bir makamdır. Yine de bu kitap, elbette aynen tecvid kitapları ezelden
eski tarihimizde hicri senelerimizi o'sha 200-ci hicri senenin evvellerde başlangan. İmam el-Haqani yoki Xobila nima aytadi, el-İmam el-Haqani hazretleri başlarkenler onlardan keyin tarifler kela başladı. Aynen tecvid ve kıraat ilmeleri yetmen. Ve kelip kelip bana kurdingiz İmam Şatibi hazretleri. Bana hazır Cihangavvarımız tercüme kıyanları deyik. Bu elbette İmam Cezerini özlerini metinleri. Bütün dünyanın ilgilerleri. Hazır bir günde nefekat Mısır eyledi. Bütün dünyada bularsız bir karıhananı ya ki Kur'an kursları tasavvur kılınmayın. Aynen Tuhfa ve Cezeriye. El Tahfaza Tuhfa ve Cezeriye. Birinci şeyhlerimizde bizde belirlediğin savun elbette bu. Tuhfa ve Cezeriye bu şey nimamızda asası sonlanadı. Kayısı bir ilim dergahı da Kur'an bölümüde. Allah'a şükürler ki bana bizge bular hazır bir günde elhamdülillah tercüme kıptılar ve bizge buna talif kılıp kolumuzu tutkazıptılar. Demek bizim ilmimiz yeniden oldunge. Oldunge hareket bilen tizleşip geçiyor. Allah'ın izni bilen inşallah. Yani Cihangir Karım soradılar evvelde. Cihangir Karım soradılar. Evvelde o şey hazır bir günde. Bu kitaplar yok. Su. Bunu o şey resmi cihatı. Resmi cihatı mı ne? Elhamdülillah bizde kublab yutuklar veriliyordu. Resmi cihatı Allah'ın izniyle azal. Lekin siz resmi cihatıdan evvel isleşliğiniz gerek bugün. Nerse bu ihlas. Bu kitabını siz yazıştan evvel. Mesela benim özüm gibi köp müracaat bugün de. Neyse siz kitap yazmayız o şey misirlerlik beytimizde. Onun için insan özü aslı içiden, kalbiden bir tayargarlıkta buluştuk gerek. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'dan bunda tevfikini ve kabulünü soruş gerek. Kaçan iki Allah ta'ala sizge tevfik verirdi, özü bu amelinizi kabul kıladı, yukarıda sözümle başlayalımdik, sonra onun kabulünü yazadı. Onun kabulünü yazgenden keyin sizi kitabınızı bütün o şey matbaalar deyimiz mi, çap kıladigenler deyimiz mi, idarayı komiteler telaşıp hatta makilşadı, ularını basışlıkke, ularını çok basışlıkke telaş edin. Niye? Çünkü sizi ihlasınız özü bilen bugün oladı. Çünkü sizi özü kabul eden oladı. Ve bendelerini kalbine kasıf kıladı. O tabi ki beni şu bendemle ameli miydi kabul bugün. İyi bendelerim değil, Özbekistan'dadır. Niye sizge misal kıldım? Kırgızistan, Kazakistan hazır bir günde o şey talebelerimiz tercüme kısak, ustazlar bile kendiyi bağlasak buladı, sorasak buladı mı? Diğerleri inşallah alamet-ül kabuldür. Ha? Kabul alamatıdır inşallahü teala. Ve elbette ütken selef-i salihlerimizge karasak talifleri de aynen sizge İmam Şatibi Hazreti rahmetullahi aleyhine eteyim. Onların hayatlarda aynen onlar yaşayıp ütken bir devirlerde, asırlarda onlar da o şey özlerinin ihlası, hakikatte bu Allah için buldu mu yok mu? Onu bilişlikleri için, özlerindeki ihlasını sınaşları için onlar da bir garip insanın hazırlık günde biz aklımız bağırtılmıyor. Şimdi bir garip kollar bugün eken ki, kaysi bir ustaz, kaysi bir ilimde, ne fakat tecvid kıraat ilmede. Kaysi birileri tecvid kitap yok ki, kaysi bir ilimde yazsalar, illa yazgınlarının ki tizlikte ana onu gepleş, ben onu gepleş, idareye katkıl, dini komiteye çıkar, kim ruhsat verirken, bulma gereken onlarda. Onlarda birinci perverdiyarlı alanını özünden ruhsat var mı yok mu? Bilinçliği için her birileri özlerine himmeti gereken, birileri 6 aydan keyin, birileri 1 yıldan keyin. Yazan kitaplarını alarken, su atarken, yapı ararken, kum ararken, hani bir eser yereldi. Lekin o yerelgen eserini tezlikte o şey halk, mümin Müslümanların koluna takdim kımasakken de Allah bunu kabul kıldı mı, kımadı mı diye özlerine sinerken, hemen kılarken de kubilgen kitabını, yakılgen kitabını, ya ki su atılgen kitabını oradan vakt ötüşlük ve özlerine himmeti, ihlası gereşe yine talif kılarken de. Kanaka ora gerçelik. Biz bilemiz ki şu karakeler bunu tercüme kılıp oturuş için keçilerin oturgenliğini bilemiz. Ve bazı, mesela biz bana ad deyip, tıkanda 3 saatte yazganımızda az nerede kollarımız çıkganımızda yapışıp olardı, üç kege. Yani kalemle üçle organımızda yapışıp olardı. Yani bunlar o şey halette oturgen. Şimdi bir yıl yazgandır, üç yıl yazgandır birileri. Yazganlarını yakı var işte, kandayı bu halet. Elbette bu ihlastır. Kalplerdeki Allah'ı bugün telpiniştir. Allah'ın o yüzden ruhsat sorardı onlar. Eğer kabul bugün olsa,
yozganlari de demek kabul bo'lsa o'sha yozilgan ta'lifdagi bütün ma'lumot qaytib kelar ekan. Ha, Alloh aradallohu khayrahu, aradallohu ya'ni qabulahu. Alloh taolo buni qabil Alloh, Alloh buni qabul qildi. Demek Alloh buni xohlabdi deya birlari 6 oy, birlari 1 yil himmatlariga ko'ra dedik. Yozarkanlar, agar yozganlarda o'sha ma'lumot yoqilib olingan, ko'milib olingan, suvga otib olingan ma'lumot qaytib keladigan bo'lsa unda ha Alloh qabul qildi deya keyinchalik u chop qiladiganlarga diniy idoraga qo'mitaga keyin murojaat qilar ekan. Avvalida Alloh taolodan buni qabulini bilib olar ekan. O'zi izn bersa, shuning uchun hozir shotibiya turibdilar. Agar Jazariyan Imom Jazariyani bu matnni qabul qilmaganda bular tarjima qilar, bizgacha yo'q bo'lib ketardi. Va bu matni Tuhfatul Atfolni Alloh qabul qilganligi uchun turibdilar. Buxoriylarni Alloh taolo qabul qilganligi uchun, Termiziylar, Ashabu Sunanlar, Hazrati Abu Hanifani fiqhul akbarlari, Imom Shofiyni um kitoblari va Musnad Ahmad ibn Hanbalar hammasini Alloh taolo asli qabul qilgan. Va bugungi kunda o'sha kitob yarmarkalaridan albatta bo'lgansiz, bo'lmaganingiz bilan internetlarda ko'ring, u yerda millionlagan kitoblar İmam Buxoriyga 70 yil begonalar ularning kitobini olib, hozir pulini ko'paytirib, uylar qurib, qasrlar qurib, İmam Buxoriyning barakotidan kitobini sotib, dunyosini obod qilyapti. İmam Jazariyning kitoblaridan. Ularning kitoblarini Alloh taolo amallarini qabul qilib qo'yib, qiyomatgacha bardavom qilgan. Demak, bir har bir talib ilm birinchi muallif bilishlik kerak. Alloh uchun yozganligini, yozmaganligini o'zidan, o'zini nafsidan o'rganishlik kerak. Aynan Imom Shotibiy hazratni qarang. Nima qildilar? Hazrat kitoblarni oldilar-da, o'sha Andalusda bo'lganligi uchun o'sha kitobni teriga o'rib dengizga otdilar. Dengizga otilgan kitobni albatta u og'ir bo'ldi, temir kabi, tosh kabi yukka ega bo'ldi. Dengiz qariga tushar ekan, büyük bir katta nahanglarning kattasi, katta balo uni yutdi. Va u dengiz o'tib, dengiz o'tib, kunlardan birida Misrdagi Al-Fodili, Vali nima deyiladi? Xalifa yoki Misr podshohi Al-Fodilini Misr podshosi Al-Fodilini baliq ovchilarining qo'liga tushdi. Aynan o'sha Imom Shotibiyning kitoblarini yutgan baliq. Va u ovchilar quvonib, mana bugungi kunda biz endi podshohimizning kayfiyati zo'r bo'lib, yaxshi bir pul sohibi bo'ldik. Bugun yaxshi mukofotlanamiz deya uni berdilar. Albatta qasrda kimga? Oshpozlarga, oshxonaga topshirdilar. Oshxonadagi oshpozlar yorsinlar, ko'rsinlar, qarasalarki, tumaloq bir temirga o'xshash narsa. Ajablanib, bu baliq uchun nafsidan bukki ketgan ekan, deya ochib ko'rsalar, yusalar İçinden kop kuruk ve İmam Şafii'nin aylar evvel taşlayan kitaplar çıkıyordu. Aylar evvel taşlayandılar. Tehlike olarak. Karasınlar bu kitap. Ama hammesi şiir. Beytlerden ibaret kitap. Kasır ulamaları geçseler, kasır ulamaları şimdi görüp, ular çünkü hayatlarında birinci mertte görüyordular. Bu kana kadar nafi diyepti, kumul diyepti, bezi diyepti. Bu benimce şu kıraat ilmi diye, bunu müracaatını İmam Sahavi'ye kılıçdik gerek diye oşa zamanda kıraat ilminin sultanı bugün Sahavi. O zat İmam Şatibi'nin aynı beytlerini şartla 5 mücelletten ibaret. En güzel şartlardan, en mükemmel şartlardan. Çünkü İmam Şatibi'nin özlerine inen şagirdleri bugün. O zat o zamanda kıraat ulamalarının sultanı bulturken de İmam Şatibi özleri Endülüs'te o zatka okup bir şeyini Allah Teala'dan sonra bürgen. Allah'ın bir fırsat bir de sahavini köreydi. Şu dünyada sahavi hazretine kıraat oku bireydi diye yürgen zat yediler. Sahavi kurdularına yığılıp gözlerine basıp bunu misli hali tarihte ötmegen yedi. Bu hali yerelmegen yedi. Tez de halifeni padişahını aldığa kırıştığım gerek dediler. Ve padişahını huzur getirip bütün imkanımızı sarflar. Nime kılıp bozu hem bu hazretine özler Endülüs'te yekerler, Misir'e kop geliştikimiz gerek diye padişahla bu sözünü müracaat kıldılar. Çünkü oraya kıraat ilmindeki kitap hali bu mege değil, yüz evvelki tarihlerde. Ve sonra padişah bütün imkanlarını kılıp kop girdiler Şatibi hazretine ve Şatibi hakikatte kilip Misir'de talim bire başladılar. Belkin kızlardan birilerini tuhfa kılıp İmam Şatibi'ni özlerine ne kıldılar? Kuyuğu kıldılar. Belki o şey haligeçe Misir'e bağırganlar inşallah ziyaret kısırlar. O elbette anca nurab ogan El-Fadili, Medresetül Fadiliye degen
domdagi madrasani o'zlarining nomiga atab qurib berdilar. Kim? Qaynatalari o'sha Misr podshosi. Mana shu holatda qarang, bir insonni ixlosini, bir ulamoning muhabbatini ko'ring. Albatta endi u yerda hozir tafsilot Imom Shotibiyning hayotiga berilib ketmaymiz, ammo sizga aytiladigan bu yerdagi so'zimizdan shohid shuki, ana u insonni, ana u valiyullohning omonati, ana u insonning ixlosi, muhabbati Alloh uchun, Alloh uchun yozgan kitoblarini tekshirib ko'rib, qarang o'zlarining qalblarini bilib, ixloslarini, muhabbatlarini bilishlik niyatida, maqsadida suvlarga otib va uni Alloh qabul qilib qo'ymadimi? Alloh qabul qildi. Va o'sha sahobiy hazrat birinchi men sizga buni baytingizni aytib berib yodlayman, sizdan buni ijozatini olaman deya imom bo'lib turgan sahobiy imomlikdan tushib Shotibiyga shogird tushdi. Mana shu darajada u insonni Shotibiyni nima ko'tardi? Yuqori, yuksak darajalarga ixlos ko'tardi. Muhabbat ko'tarsa o'sha podshohlar podshohi ham butun imkonini sarflab sizni olib keltirib, kerak bo'lsa qasrlarga emas, balki qizlardan birini berib kuyov qilib qo'yar ekan. Shuning uchun qaysi biringiz quruq kitobni yozib idoraga aytsam, qo'mitada odam bo'lsa demang. Odamni qo'ying, Allohni deng, Alloh deng, Allohni o'zini rizosini toping, illo sizni topib qidirib, qayerda bo'lsangiz ham yalinib kelib, yolvorib kelib hamma har xil maqsadda sizi inşallah kitaplarınız birinciden çıkardı. Demek o resmiyet işleri aslında Cihangir Hanım'ın cevabını verildi. O ansa hazırı kunda elhamdülillah kaysi bir kitabı yazın illa bana şu idara kadımları yan dini komitemizden gözlerine sürtüp kılınlar. Çünkü şu talep oluyor. Aynen yurtbaşımızı gözlerden ilim, 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 ilim diyen sözlerle tekrar tekrar ağızlardan çıkıp şu talep bulturgen peyitte biz hakikatte külseyin her birimiz ilahım bitteden kitabını çıkarıyorduk. Başka İmam Şatibi Hazretleri bana ikhlaslarını eğitirdik. Hatta yenge bu beytlerini yazı bugünlerden ki Beytullah'a bağırıp özleri kucaklarına alıp kitaplarını 10.000 merte tavafı gene gelirler. Tavafını 10.000 merte kılıp sonra Allah Teala'nın kabulünü sonra gene gelirler. Ve o şey günü, ve o şey gecesi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın tuşlarını görüp tuşlarını görüp Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın kursatı yaptılar. Bana şimdi kıraat ilminde bir eser olsa, kıraat ilminde bir hizmet olsa, Kur'an'a hizmet olsun diye yazdım diye Resulullah'ın kursatı gelirlerdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam etkilerler ki هذا متن مبارك. Bu mübarek bir metin. Bana kabul. Kabul alamadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam hatta tuşlarına gelip bunu başaratını verip onu kursantçılığını, onu kabullüğünü etkenler. Bana şu halette hazırlık günde Shotibiyning Shotibiy bo'lib qolishligi o uzatı birden bir ihlası. Belki tarihlerini elbette sizler kurrasız, ürgen gelsiniz. O kişi İspan oğlanları, İspan ferzendi bola durup Qasim ibn Firruh bu seler. Firruh dediğim namdan bilez ki hiç Arap atmaz ataları. Hüceyrelerde, kanlarda bir tamçı kan Arap kanı bulmalı. Şu bilen bir gerekler, 1773'te beytini Arabi kılıp yazış. Arabi kılıp yazıp ahırı, evveliden ahırı geçer. Beytler ahırı, songu. Her beytini songu kelimesi, sözü lamiyet bulup tuhtaşlığı, tügeşliği, bir hıl nazımda buluşluğu hakikatta hali geçen mucize bu. Oca zamanda mucizeydi. Bütün Arablar şuaraları, şairleri, edipleri kayıp olan bir zaman bugün ve hali geçe Azharlı mucizeden doktor bulamayı diyenler iki misresi bile doktor bulamaydı. O canım 1173'te beytini Arap bulmasından durup yazıp Arablarını kayıpladı. Yine toluk bir ilimde, yedide kıraat ilimde yazışları bu kalplerdeki elbette sevgi, ihlas, muhabbetleriydi. Şunun için siz aziz muhterem talebelerden, qorilardan, ustozlardan ricamız şu ki birinci ihlasligimiz, birinci şu muhabbetimiz Allah için bir nesane talep kılıp, ilimle yani talep kılıp Allah için birincilerden buluşturmamız gerek. Allah Teala'dan soru ediyenimiz şu buluşturmamız gerek. Ey Rabbim, Selefi Salihlerimiz kendi bu kitaplarını telif kıldılar. Bana Buhari'lerdir, Tirmizi'lerdir, Cezeri'lerdir, ulardır, bulardır, hemmeler hem turgan bu o'sha kitob sohiblari, har birlari ular kimlar? Ularni qanday sen sevgansan? Ularni qanday o'zingning mahbublaringdan qilgansan? Ular nimalari bilan bunday yutuqqa erishganlar deya Alloh taolodan ularni yo'lini so'rashligimiz kerak. Alloh taolo ularni agar bizga birini yo'lini beradigan bo'lsa, birini yo'lini beradigan bo'lsa, bizning hayotimiz va oxiratimiz obod.
Endi bularning ta'rifini oldida albatta bu ta'riflarimiz yuqorida Qo'rjonimiz aytganlardek boshlang'ich bo'ladi. Hali ko'p biz elimiz yanada kitobga muhtoj. Hali ta'rifga aynan o'zbek tilimizda hozirgi kunimizdagi kirilcha xatlarimiz, hozirgi lotincha tillari, lotincha harflarimizda minglagan emas, o'sha butun xalqimiz millionlagan, milliondan tepa xalqimiz muhtoj. Kunutun bu uchun biz harakat qilishligimiz kerak. Hazrati Imom Tabariyni bilasiz. Imom Tabariy agar u kishini, faqatgina u kishini yozgan kitoblarini bir shaxsni, bir zotni olib kelib, faqat kitoblarini bir joyga ko'chiring. Ishingiz faqat ko'chirish bilan bo'lsin. Uni ichida keyin hisoblabdilar tahorat vaqti va yemak vaqtini, uyquni aytibdilar. Faqat tahoratga borib keladigan vaqtni chiqarib, yemak uchun bir vaqtni chiqarib, kunutun uxlamasdan yozsa, nimani Imom Tabariyni kitoblarini ko'chirsa, boshqa nusxa qilsa, faqat ko'chirib o'tirishlikka 60 yil ketar ekan. Qarang, 60 yil faqat Tabariyni kitoblarini ta'lif qilish uchun emas. Ular o'ylagan, ta'lif qilgan, ta'lifda biz ham bir ikki jumla yozganmiz, qaytarib yozaverasiz. Birida yozsangiz zo'r bo'ldi desangiz, ikkinchi kuni o'zingizga yoqmay qoladi-da. Bu kitobxonga umuman yoqmaydi ekan. Keyin ko'pincha xato, Alloh asrasin, xato ma'lumot berib qo'ysangiz, dunyo oxiratda so'ralasiz. Ular nima qilgan? Ular ta'lif qilganda har birida albatta tahoratda, albatta tahajjud vaqtlar. Ha, ta'lifni eng go'zal hollari siz xoliligingizda. Butun xaloyiqdan uzalib, uzilib tahajjud vaqtlarida yozsangiz, Alloh taolo shunday bir ilhomlar beradi, o'zingizga o'zingiz hatto hayratda qolasiz. Demak, o'sha tabariylarni birini, bir zot ulamolarni shuncha millionlagan ulamolarimizni oralarida faqat tabariyni kitoblarini faqat nasx qilishga 60 yil ketsa. Hali demak, Uyg'undomlar hazratimiz aytganlardek, ularni kitoblarini biz tarjimasini qilib yoki bir sharhini qilib umuman hali bir nuqtasini qila olganimiz yo'q. Harakatimizni hammamiz ham qilishimiz kerak. Va keyingisi muallim isoni hammamiz bilamiz. Ahmad Xodiy Maqsudiy hazratlariga tegishli bo'lgan bu asar, bu ham demak yangi hayot bag'ishlandi bu kitobga, sababi disk bilan va ovozlik. Toki arab alifbosini o'rganayotgan o'quvchi boshidan to'g'ri talaffuz qilish, mahraj va sifatini to'g'ri ado qilishlikni boshidan, toki alifbo o'rganish boshlagandan, demak, o'rganishligi uchun bu disk bilan ovozlik kitob nashr qilingan. Shuning uchun ana shu to'rtta asar, tartib asoslari, tartib, sodda tartib va muallim isoni asarlarini, kitoblarini keyin diskga qo'yishdi. Bu yerda mana ustozlarda turgan, yuqorida aytganimizdek, mana 2018-yil yurtboshimizni tashabbuslarimizga juda katta xursandchilik bo'lgan. Buni rasmiyatchilik uchun emas, haqiqatda biz mana shu idoraning mahatta hovlisida ustozlar bilan turganimizda buni buyrug'i kelgan birinchi. Qur'on kurslari bo'yicha mart oyida edi. Hech esimdan chiqmaydi. Biz ko'zimizga ishonmaganmiz. Buyruqni qayta-qayta o'qiganimizda o'sha o'shaning birinchi natijasi bu. Hozir onlayn darslar juda ko'payib ketdi, lekin o'sha tashabbusni birinchi hosili aynan mana shu diskda ilmiy disk hisoblanadi. Mana shu 5ta, demak, 5ta asardan muallif ustozimiz Jahongir Qoraka Ne'matovga demak so'z bersak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala sayyidina rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlarimiz, aziz mehmonlar va talabalar. Alloh taologa beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Ijozatingiz bilan bevosita kitoblarimiz taqdimotiga o'tib yursak, bu taqdimotni chop etilgan sanasi bo'yicha kafedramizda, albatta kafedramizda chiqqan kitob bo'lganligi uchun hozir kafedramiz nomidan chiqib turman. Bu joyda Qur'on yodlash fazilatlari birinchi bo'lib chop etilgan. Bu haqda xohlasa Fazliddin domlamiz suhbat beradilar, taqdimot o'tkazib beradilar. Biz azgina bo'lsa ham mehnat qilganimiz bo'lgan kitoblardan o'sha chop etilgan tartibi bo'yicha taqdim qiladigan bo'lsak, birinchi bo'lib mana shu muallim soni kitobi bo'ladi. Muallim soni
Albatta buni hammamiz bilamiz, muallifi o'zi aslida Ahmad Hodiy Maqsudiy hazratlari bo'ladilar. Bizni qilgan ishimiz bu duo ketgan kitob hisoblanadi, bilasizlar. 100 yildan oshdi, haligacha va bundan buyog'iga ham Alloh taolo bardom aylasin. Bu kitobni yangilanib chiqishligiga asosiy sababchi ustozimiz Shayx Alijon Qoraka bo'ladi. Buni alohida ta'kidlamoqchiman va buning uchun alohida minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchiman. Sababi biz o'sha institut tomonidan Misr diyoriga malaka oshirishga jo'natilganmiz va shu kelgan bahonamizda ijoza olaylik qiroatdan biz yurtlarda hali ijoza yo'q degan ma'noda ustozimizga uchrashganimizda ajamni nima ekan tilida hali shuning uchun tillarimizni nima qolamiz, to'g'rilab olamiz, mahraj sifatlarini yaxshilab chiqarib olishimiz kerak deb muallim Solihni shu boshidan o'zlari ta'lim berganlar. Har bir harfida, har bir sifatlariga shu darajada e'tibor berganlarki, vaqtlarini umuman ayamasdan har kuni o'zlari shug'ullanganlar. Va bundan tashqari ham juda ko'p butun dunyodan kelgan turklar bormi, qirg'izlar bormi, arablar o'zlari bormi, boshqa diyorlardan kelgan talabalarga ham dars berardilar. O'sha mukammalroq bo'lsin deb, o'sha yerda keyin chetroqda o'tirib, ularni ham eshitib o'tirardim. Ularda ham qanaqa xato bo'lishi mumkin, qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak degan ma'noda shu ustozimizdan o'zlashtirilgan bilim keyin bunga tushirilgan shu asosiy sababchi ustozimiz bo'ladilar. Bunda ham mehnatlar juda ham ko'pdi. Endi bunga sabab bo'lgan narsa esa muallim Solihni chop etilishligi. Alhamdulillah hozir Alloh taologa beadad hamdlar bo'lsin. Qur'on kurslari ko'paydi, imkoniyatlar ancha internetlarda boshqalarda. U paytda bu chop etilayotganda 2012 yillari bunaqa narsalar yo'q edi. Juda ko'pchilik biz shu qiroatdan dars berganligimiz uchun bu joyda. Tashqaridan juda ko'p iltimoslar bo'lardi. Bolamni nima qilsam bo'ladi, qayerda o'qisam bo'ladi, o'qitib bering. Hammasiga nima deymiz? Yo'q, iloji yo'q, u paytda zamon ham ko'tarmas edi, bunaqa imkoniyatlar ham yo'q edi. Oxiri keyin shu narsani qilsak qanday bo'lar ekan? Hech bo'lmaganda o'sha uyda o'tirib jonli ustoz bo'lmasa ham bir ustoz bo'lib qolar shu narsa degan fikr kelib, ana o'shandan keyin diskga yozish boshlangan. Bu disk mayli jonsiz bo'lsa ham ustozlik vazifasini o'tab tursin, hozirgidek bir omon-omon zamon kelib qolganda bemalol keyin ustozligiga o'tkazib olaveradi, ungacha tayyorlanib yuraveradi degan ma'noda keyin bu fikr kelib diskga yozdik. Mana shu ma'hadimizda studiyasi bor, xonasi shu joyda, shu tabarruk joylarda yozilgan. Ana endi u diskni yozdik. Endi kitobini nima qilamiz desek, kitobi xabaringizlar bor, 100 yil oldin chiqqan bo'lganligi uchun juda ham xiralashib ketgan edi. Surkalib ketgan, nuqtalari bittami, ikkitami bilinmas edi, qog'ozlari ham juda ham eski edi. Buni bitta xatto, bitta dasturchi bilan o'tirilib, uni boshqatdan yozib chiqilgan. Boshqatdan o'sha muallim Solihni o'zini shriftida yozib o'sha keyin tiniqlashtirgan. Shuncha hozir eskisi bilan hozirgisini solishtirsanglar, hozirgisi endi Madina bosma shriftlar bor edi, lekin bu boshqacha. Madina bosmani xatidan emas. Shuning uchun farq qiladi. Aynan qanday bo'lsa, o'shanday xosin. Bu muallifni hurmatini jo'natma. Nima bo'lsa, hurmatdan biz faqat shu diskni ilova qilamiz, xolos. Qolgani muallifi o'zlarida qolsin deb xat qanday bo'lsa, o'shanday holatda chiqarilgan. Keyingi kitobimiz muallim Solihdan keyin tartib kitobi. Sodda tartib emas, bu tartibli. Bunga buni chiqishiga endi talabalarimiz sababchi bo'lgan. Bu o'sha savol-javoblardan iborat. O'sha hozir boshlovchimiz Jahongir Qori aytib o'tganlaridek, Munavvar Qori hazratlarini kitobiga o'xshash, lekin murakkabroq, sal kattaroq. Nimaga desa, ikkinchi kursdagi darsga kirardim o'sha yili, 2013 yil.
Bu paytda domlamiz biladilar, tashqaridan ham bemalol qabul qilinaverar talabalarimiz. Ayniqsa ingliz tilida, arab tilini bilmasa ham ingliz tilini yaxshi topshirgan odam kirib ketaverardi, arab tilini bilmas edi. Ularga jazariylarni o'qitaylik desek, tushunmaydi. Tajvidda nimani o'qitishiga boshimiz qotib qolgan. Bozorga boringlar-da Munavvar qorilar, hiç olmasa o'sha eng kichkina shu tajviddan o'qiysizlar, hiç olmasa shuni topib kelinglar deb ancha qidirishgan shu paytlarda kitobga ham chiqish juda qiyin bo'lgan ekan u davrlarda. Topisha olmagan, topolmagan kitoblar ancha bir oy, ikki oy qidirishgan. Topa olmaymiz, topa olmaymiz deyshgandan keyin, abud bo'lmasam men o'zim yozib beraman deb, keyin shu bilan o'sha darsliklardan ham nimalardan foydalanib, xuddi o'sha uslubni tanlaganmiz. Ana undan keyin e'tirozlar bo'lmadi, bemalol. Nima qilamiz? O'sha bular hammasi hammasining sababchisi ustozimiz bo'ladi. Chunki hammasi shu Jazariy asosida, Imom Jazariyning muqaddimatul Jazariy asosida tuzilgan. Bu tartib ham o'sha asosda tuzilgan. Abu Jazariyni o'zlashtirishingiz esa ustozimiz sababchisi, sababi Tuhfatul Atfol bilan o'sha muqaddimatul Jazariydan o'zlariga o'tkazib, o'zlaridan ijod qilamiz. Undan keyingisi tartil asoslari. Ana endi haligi talabalarimiz endi bu tartilni o'zlashtirib bo'lishdi. Undan keyingi bosqichga haligindek muqaddimatul Jazariyni arabcha o'sha paytda boshlovchilar, davom ettiruvchilar deb guruhlarga ham bo'lingan. Arab tilini yaxshi biladiganlar, davom ettiruvchilar, ingliz tili topshirib kirganlar boshlovchilar edi. Ularga baribir hali pishib yetilmagan. Shu ma'noda ularga arabcha o'qitsak tushunaveradi. Bu nimalarga yordamchi bo'lsin deb, keyin bu Jazariyni ham tarjima qilib qo'yaylik deb. Bunga ham keyin harakat qilganmiz. Endi bu tartil asoslari faqat tarjima muallifi hammamiz ustozimiz bo'lgan doktor Ayman Suyid bo'ladilar. Doktor Aymanni o'sha Dubayda ustozimizdan o'qiganmiz u yerda. Dubayda 14 ta darsdan iborat bir nimada safarga chiqqanlarida borib 14 kunda 14 ta dars o'tganlar. Uni videosi yozib olingan. Ana o'shani tanlab, o'sha video darsi tarjimasi, aynan tarjimasi bu. O'zimdan hech narsa qo'shmaganmiz. Chunki biz hali unga umuman haqli emasmiz. Tajvid haqida mutaxassis ham emasmiz. Mutaxassis odamni gapi baribir ta'sirli bo'ladi. Aynan doktor Aymanni o'zlarimdagini biz tarjima qilib yetkizdik xolos. Nega endi aynan doktor Aymanniki sharhi juda ham ko'p. Nega doktor Aymanniki tayinlandi? Bo'lib ham video dars tanlandi deyilsa, o'sha ustozimizdan ijoza olish holat paytida 3-4 ta sharhlarni ko'rganmiz. Lekin harflarni sifatini yetkazishlikda ustozim og'iz-mog'iz yetkazsa baribir boshqacha bo'lar ekan-da. Shu ma'noda bu video darslarini o'zi ilova qilib yetkazib yuborsak, endi bu arab tilida. Arab tilida bo'lmaydi, shuning uchun video darslarni tanlab umuman tushunmay qolingan, kitobda bir ikkita tushunmay qolingan joylarni shundoq bolalarga darsga kirishdan oldin tayyorlanib, bu yerda doktor aytma nima degan ekanlar deb ko'rsam, kitobda o'sha joyi aytilmagan yoki aytilsa ham men tushunmayman, yetib kelmaydi. Chunki ayniqsa harflar sifatlarida ustoz sizga bunday bo'ladi, ko'rsatib bermasa u darsni bunday qarasam shunday tushuntirib qo'yganlar, shu ma'noda demak mana shu ko'proq manfaatli bo'lsa kerak degan ma'noda o'sha video dars tanlanib, o'sha tarjima qilib yetkazildi. Endi bu bundan tashqari bu kitob hali aytganimizdek harflar mahraj va sifatlari ustozsiz bo'lmaydi. Talaffuz qilib bermasangiz, u kitobda tushunarli ham bo'lmaydi. Shuning uchun unga disk ham keyin ilova qilishga majbur bo'ldik. Buni ichida o'qiydigan bo'lsa
kitobda o'qiydigan bo'lsa, tushunarsiz harflarning sifati, tushunarsiz bo'lishligi tabiiy, chunki eshitmasangiz bilmaysiz. Shuning uchun o'sha mubham bo'lib qolgan joylarni diskini olib, qo'yib ko'rsa, qanday talaffuz qilingan, ha, mana bunda deyilayotgan ekan deb tushunib olishligi oson bo'lishligi uchun keyin bunga o'sha kitobni to'liq o'qilib, o'sha misollarni talaffuz qilib berib chiqishga, chiqarishga harakat qilindi. Bunda ham o'sha sababchi ustozimiz bo'ladi, chunki ijoza shulardan. Bu joyda faqat bitta nashriyotda kamchilik o'tib ketib qolgan. Men ijozamizni ham taqdim qilgan edim, oxirida shuni beringlar, o'shanda mo'tabar bo'ladi. Kim tarjima qilib o'tdi, nima bo'ladi? Ijozasi bor bo'lsa, inson ixlos bilan o'qiydi, ishonchli ekan, demak o'qisak bo'lar ekan deb ijozalarni ham bergan edik, nashriyotni kamchilik bilan u o'qib qolgan. Tushib qolgan, qolib ketib qolgan. Ha, albatta. Ijozasi bilan qaytaman. Yana ham mukammal. Ha, bu rejamizda bor. Buni faqat o'qiganda sal jumlalar g'arizroq bo'ladi. Buni ham sababini aytib ketay. O'sha omonatga xiyonat bo'lib qolmasin, doktor aytgan qanday yetkizgan bo'lsalar, o'shanday bo'lsin deb muharrirga ham faqat nuqta vergullarga qarang, jumlalar o'zgaradigan bo'lsa, umuman qabul qilmayman, chunki bu doktor Aymanning so'zlari, mani so'zim emas deb shunaqa shart qo'yganim uchun faqat o'sha nuqta yurimiga qarab chiqqan. Ya'ni qanaqadir o'xshovsiz jumla qo'shilib qolgan bo'lishi mumkin yoki eng kesim bu yoqda bu yoqda bo'lib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Sababi o'sha. Ya'ni omonat qanday bo'lsa o'shanda yetkazay degan ma'noda. Endi kelajak rejalarimizda u so'zlarini ham nima qilib, Alloh xolasa ozdi ijozalarni qo'yib yetkazish niyatimiz. Bundan keyingi kitobimiz sodda tartil bo'ladi. Bu endi hali aytganimizdek tartilni talabalarni ehtiyoji uchun harakat qilgan edik. Talabalarni endi bilasizlar, saviya ba'bir ommanikidan boshqacha bo'ladi. Omma tartilni o'qib sal murakkabroq ekanda, mana bu joyni tushunmayapmiz deb savollar ko'p. Kafedramizga kelib Qorakmanskis kitob chiqargan ekansiz, mana bu nima deyilyapti, duo qilinyapti. So'rov o'rgandan keyin, demak, talabalarga bu tartib bo'lavar ekan-ku. Oldingi talabalarga, hozirgi talabalarimiz emas, endi hozirgilar madrasani bitirib ketishadi, bemalol san nimalari baland, ya'ni bemalol hammalari hozir jazaringni ham sharhlari bilan bemalol ko'radigan. Bu o'sha davrdagi talabalarimizda. Bemalol ularga yaraydi, lekin ommaga demak qiyinlik qilyapti ekan-da. Keyin bu sodda tartibli yaqinda bunga harakat qildik. O'sha o'shani qisqartirilgan sifatlarda, misol uchun nomlarini o'zi ma'lumot bo'lishligi uchun mana sifatdan bor ekan deish uchun nomlari qolgan sharhlari olib tashlangan. Sharhlarini yo'q ustoz bilan yoki keyingi kitoblarda. Va oxiri o'zimiz o'ylamagan holatda shunaqa holat yuzaga kelib qoldiki, boshlovchilar uchun sodda tartil bo'ldi. Davom ettiruvchilar uchun tartil bo'ldi. Keyingi bosqichga yetganlar uchun tartil asoslari bo'ldi. Hammasi tartil bo'ldi. Bu yo'q endi Varatil Qur'onni tartil bo'ldi. O'zlari murattil bo'ldi. Shunga bo'tdan o'sha tartil asoslari deb nomlanishimizga ham bitta sabab mana shu. Undan oldin tartil chiqqan edi-ku. Asosi o'sha jazari edi-da. Muqaddimatul jazaridan istifoda qilib, o'tidan bo'tidan olib tuzilganligi uchun asosi baribir o'sha Imom Jazariy bo'lganligi uchun, shuning uchun tartil asoslari, manba tartil kitobining asosi bu degan ma'noda shu nom beradi. Alloh taolo hammalarimizga bu qilgan ishlarimiz manfaatli bo'lishligini nasib etsin. Talabalarimizga ham xudo xolasa kelajakda Imom Shotibiyni hozir zikr qilingan o'sha yettita qiroatdan Hirzul Amaniylarni tarjima qiladigan darajaga yetib o'sha ishni bo'lishligini ham va ularni yodlab qiroat egalari bo'lishligini ham hammalarimizga nasib etsin. Bu kitoblarimiz chiqishiga sababchi bo'lgan, haliga aytib o'tganimizdek, bu ustozlarimiz va
qo'llab-quvvatlab turgan albatta hey kitob chiqaringlar, hey mehnat qilinglar, hey mehnatingizni ko'rsatinglar deb tinmay bizlarga ko'rsatma berib turgan institutimiz rahbarlariga ham Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham ajrini ko'paytirib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Teşekkür ustoz, mazmunli suhbatingiz uchun. O'zi hali ta'kidlaganingizda bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. O'zi brend degan nom hozircha mashhur bo'ldi. O'sha ta'kidlaganni patentlab qo'ysangiz bo'lar ekan. Nomingizga. Alloh taolo sizga rahmat qilsin, yana ko'plab talabalarga boshqa bir qancha asarlar yozib, xalqimizga mana shunday manfaatli faoliyatingizni, xizmatlaringiz davomli bo'lsin, Allohdan so'rab qolamiz. Demak, davom etamiz. Mana shu asarlar xususan tartib asoslari haqida qisqacha ikkita so'zlar bor ekan. Domlamizni hadis va islom tarixi fanlari kafedrasi mudiri Azamov Bahodir domla. So'zga ruxsat bersa, agar so'zib ketmaydi. Reglamentga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمر عباده بالترتيل فقال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي علم الصحابة ترتيل القرآن ورتلوا ترتيلا Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar. Bu joyda so'z aytish meni haddim emas, lekin ulug'lar, Qur'on xodimlari yig'ilgani uchun tashabbahu bil kiromi illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kiromi aw bir rijali falahu. Shu baytga asosan ulug'lar silsilasida so'z aytib ularni duolariga qo'shilib qolsak, duolaridan umidvormiz albatta. Shu ma'noda ikki og'iz so'z aytmoqchiman. Ustoz Jahongir Qoraka hafizahulloh birinchi bo'lib tartil kitoblarini, undan keyin Imom Jazariyni asarlarini, sharhlarini bilganlar. Bu kitoblarga ham avvalgi muallimi soniydek xatni e'tibori va undan doimiy foydalanishini Alloh taolo bitgan bo'lsin. Shu vaqtgacha buni o'zimiz ham ko'rib kelyapmiz. Bir nomda 3 xil kitob ketma-ket yaratilishi xatni shu kitoblarga qilgan murojaatidan va Alloh taoloning qabuliyat yozganidan deb bilamiz. Ustozning ijodlariga Alloh taolo baraka bersin. Muallim Soniy haqida ham to'xtalib o'tmoqchiman. Bir yil davomida birinchi Toshkentga kelganimda undan oldinroq ham fatvo bo'limida savollar muslim o'z degan bo'lim bor edi. Unga kundalik savol keladi. Shunda ustozlar aytib o'tgandek, har kuni savol bor. Biz yosh bolalarimizga Qur'onni qanday o'rgatsak bo'ladi? Yoki Qur'onni qanday o'rgansam bo'ladi? Men falon yoshdaman, Qur'on o'rganishga sharoitim yo'q. Nima maslahat berasizlar? 2016-15 yillardagi gaplar. Sharoit yo'q. Shunda ustozni kitoblari, muallim soniyini nimalarga? Telefonlarga, kompyuterlarga tushadigan programmasi qilingan. Bitta javob yozardim, har kuni uni saqlab qo'yganman. Doim shu javob yozardim. Toshkent Islom instituti Tahfizul Qur'on kafedrasi mudiri Jahongirda ustoz Jahongir domla Ermatovni muallim soniy kitobiga disk bilan diskda audio qilib o'qib bergan darslari bor va uni programma qilinib telefonga tushadigan qo'yilgan balon-balon saytlarda turibdi, kirib tortib olib bemalol o'rganishingiz mumkin.
deb yozardim. Tajvid bo'yicha sal yanada taraqqi talab qilgan. Tuzukroq, durustroq o'rganmoqchi bo'lganlarga ustozni shu tartib bo'yicha o'tib bergan darslarini, adreslarini yozardim. Haqiqatda muallim soniy kitoblari kitobni asli qanchalik manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu ustoz qilgan xizmatlari ham xalqimiz uchun manfaatli bo'ldi. Alloh taolo ajrlarini ziyoda qilsin. Endi talabalik davrimizda Said Jamoliddin bir kursdoshimiz so'ragandilar. Ustoz, Sahih Buxoriyni falon-falon sharhlarini ham o'qish kerakmi deb so'radilar-da. Endi domla imkoniyati kelib qolsa gapni joyida gapiradilar-da. O'qish kerak, o'qisin deb yozgan da zarar qilmaydi deb qo'ydilar. Shu kitoblarni o'qish kerak, zarar qilmaydi dedilar. Bu javob juda zo'r bo'ldi, hech esdan chiqmaydi haligacha. Endi bu kitoblarni biz o'zimiz o'qishimiz va xalqimizga o'qitishimiz bizning zimmamizdagi vazifa bo'lib qoldi. Alloh taolo avvalo o'zimizni qiroatimizni, tajvidimizni isloh qilishini va xalqimizni Qur'onga bo'lgan muhabbatini qondirib, ularni Qur'onni tartibi bilan o'qiydigan darajaga olib chiqishimizni o'zi nasib qilsin va bunda ustozlarimizga ulkan kuch-quvvatlar ato etsin. Alloh taolo Ar-Rahman surasida yuragicha marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Ar-Rahman degani Alloh taoloning bitta ismi. Dunyoda mo'minga ham kofirga ham rahmati teng. Hammaga rahmati cheklanmagan zot degan Ar-Rahman degan. Kimni mo'minligi uchun rizqi kengayib yoki g'ayri musulmonligi uchun rizqi kamayib qolmaydi. Alloh taoloning rahmati hammaga bor. Alloh taolo o'zini shu rahmatli, cheksiz rahmatli ekanini aytib turib Allamal Qur'an dedi. Qur'onni o'rgatdi. Qur'onni o'rgatdi degandan keyin xalaqol inson dedi. Insonni yaratdi. Qur'onni o'rgatdi, insonni yaratdi. Allamahul bayan insonga nutqni, nutq imkoniyatini berdi dedi. Bu joyda ne'matlar sanalyapti, lekin tartib voqelikka zid. Tartib bo'yicha birinchi insonni yaratdi, unga nutq ne'matini berdi, keyin Qur'on o'rganishni nasib qildi deyish kerak edi Alloh taol. Lekin birinchi Qur'onni o'rgatdi degan Alloh taol. Robbimiz Haq taoloning har bir gapi mo'jiza. Olimlarimiz buni sharhlab aytadilarki, Parvardigor olam bizga qarata aytmoqdaki, ey odamlar, bandalarim men sizlarni Qur'on uchun yaratdim. Qur'onni o'rganish, o'rgatish uchun yaratdim. Sizlarga beradigan nutq ne'matim ham avvalo Qur'onga ishlash kerak. Agar men Qur'onni sizlarga dastur qilib berish, dasturul amal qilib hayotingizni Qur'on bilan boshqarishingizga irodam, xohishim bo'lmaganda sizlarni yaratmagan bo'lardim degan sharh qiladilar ulamolarimiz. Alloh taolo barchalarimizni bu oyatlarni anglab, amal qilib va ustozlarimizni Qur'on sari, Qur'on xizmatida turib, xalqimizga qilayotgan xizmatlarini to'g'ri baholab va ulardan to'g'ri foydalanib Alloh taoloning rizoligini birgalikda topishimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Teşekkür. Ustaz, demek söz nöbetini demek tahtimatımız devam etti. Nöbetteki demek asar kitap Kur'an yoldaş faziletleri. Demek bu aynı Kur'an yoldaş faziletleri İslam ortamı Tahfizul Kur'an kafedrası kayta uygangan davrga doğru kegen bir davr bo'lgan şu Tahfizul Kur'an kafedrası qori çıkarmaydı. Faoliyati sus degan bir fikrlar bo'lardi. Keyinchalik mana shu qayta qorlar chiqarishlik jarayoni boshlanib va mana shu jarayonda ichida
biz bu paytda talaba bo'lganmiz. Tahfizul Qur'on kafedrasi ustozlari, ya'ni biz ustozlarimiz ayni Qur'on yodlash fazilatlari asarini bu jamoaviy yozilgan asar hisoblanadi. Kafedramiz ustozlari mana shu asarni taqdim qilishgan bitta, ya'ni so'z berishdan oldin bir jihatga e'tiboringizni qarataman. Ya'ni bu asar har bir asarda samarasi bo'ladi, natijasi bo'ladi. Bu yurtimizdagi bizning xalqimiz ichida mana shu kitobni o'qigan qorilar bor. Mana shu kitobni o'qib, o'zi boshqa sohani odami, o'zini sohasi bor, o'zining hayoti bor, lekin mana shu asardan ilhomlanib Qur'onni yodlab qori bo'lib xatmga o'tayotganlar bor hozir yurtimizda. Ayni mana shu Qur'on yodlash fazilatlari asari haqida buni yozilish tarixi, g'oyasi qanaqa bo'lgan bu jarayon, ya'ni shu haqida umumiy tarjimonlar guruhi, bu kitobni yozuvchi mualliflar guruhini ichida mana Fazliddin domla Suvonovga navbat bersak, bu Tahfizul Qur'on kafedrasi ustozlaridan. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum hurmatli ustozlar, mehmonlar. Mana fursatdan foydalanib siz azizlarni e'tiboringizga bugun Tahfizul Qur'on kafedrasi tomonidan ustozlari tomonidan ta'lif etilgan asarlar taqdimoti bo'lyapti. Shu 2013 yilda ta'lif qilingan 1360 hijriy sanada yashab ijod qilgan zotlardan birlari Abu Abdulqodir Muhammad Tohir Rahimiy al-Madaniy rahmatullohi alayhi qalamlariga mansub Al-Jami'a va Tarkiz li Hafsatin Kitabil Aziz nomli kitobni Tahfizul Qur'on kafedrasi ustozlari Jahongir domla boshchiliklarida undan oldingi mudir domla Jaloliddin Hamroqulov domla tahrirlari ostida 4-5 ta ustoz tarjima qilishga muvaffaq bo'lishgan. Shu asar hozir qoraqa aytganlaridek Qur'on yodlash fazilatlari nomida tarjima qilindi. Bu endi asarni boshdan oxirgacha emas, bir 3dan 2 qismi tarjima qilingan. Yana qaytadan inshaalloh nashr qilish mumkin. Tarjima qilinadigan joylari bor. Shularni endi bunda asosan yuqoridagi Qur'onda arabcha bu kitobning arabcha nomini eshitdilaringiz. Mana shu Qur'on yodlash fazilatlari, buni ichidagi qorilar va ularning tarixlari yuqorida hazratlar aytib o'tishdi. Shotibiy hazratlari, Jazariy hazratlari, kishilarni islom uchun, aynan Qur'on uchun qilgan xizmatlari, ularning tarixlari, aynan Qur'oni Karimni yodlash uslublaridan 40 ta qoida keltirilgan va qanday yodlasa Qur'on osonroq yodlanadi, qanday qilsa yodda ko'proq saqlanadi kabi qoidalar hatto ichida reja asosan tablista shakllarida ham kunlik vazifa shaklida ham keltirilgan. Buni hatto o'sha Tahfizul Qur'onda Qur'on yodlayotgan qorilarga tatbiq ham qilingan. Masalan, 3 yilda Qur'on yodlash imkoniyati mumkin bo'lishligi va 1 yilda yana qaytadan uni takrorlab olish imkoniyati bo'lishligi kabi rejalar keltirilgan. Shu bilan birgalikda kitobning oxirida eng ulug' qorilarning tarixlari yuqorida aytilgandek İmam-ı Cezari, İmam-ı Şatibi Hazretlerini, şu bilen bir gelikte Kariye ayollarını hem tarihleri getuhtarı rutulgen. Bu eser 2013 yılında nasır kılınca bir maratıra nasır kılındı. Hazır indi. Hatta anılar diyeyim, bazarlar diyeyim bu mesele gerek. Rahmetullah hareket bir sözde eklerler. Bir kitap çıkarsa bu kitap dünyada hiç yedi yok. Fakat Kökçe'de var diğerlerde. Bu kitap hazır hiç şeyde yok. Ben şu yurda koruyorken sanakta kitaplar buluş mümkün. Bu da yani yeni nasırga ihtiyaç sizlerden kitaplar sırası gekirerdi. İnşallah bunu batafsır tanışıp çıkış için indi bugün razı atılış gerek olardı, okul çıkış gerek olardı. İtibarlarınız için rahmet. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Navbatdagi kitap kıraat ve tecvid fandan kollama. Şimdi hürmet bilen sınıfınız. Endi men o'zi gapirmoqchi emas edim, faqat gapirish kerak bo'lgan 2-3 ta jumla bor, shuni aytaman, vaqtingizni olmayman.
qiroat va tajvid fandan qo'llanma. Bu kitobning nomi boshqa shayda o'zi. Uni tarixi bor. Lekin bizga bu kitob asar chop qilishingiz juda ko'p ustozlarimiz. Xususan mana Shayx Arzon Qorakam ustoz bu kishi bu asarda o'zi tarixi yozilishining tarixida bevosita va nashr qilishlik jarayonida institut rektori Uyg'un domla juda ko'p tavsiyalar u paytda aynan o'sha nashr qilingan paytda bitta ham kitob o'tmay qoldi. Buni idoraga olib chiqqanimizda Ayxon domla kitob chiqishi kerak, muftiy hazrat nomlaridan biz xat qilamiz deb shu o'zimizni institut rahbariyati xorursa shu Ayxon domla muftiy hazratlari Alloh kishini rahmatiga olsin. Ayxon domlaning xatlari bilan o'sha paytda shu nashr qilingan, lekin bundan tashqari men to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan jihatim biz Qur'on yodlab bo'lganimizda Tuhfatul Atfal asari bor ekan deyishgan. Men o'ylaganman bir odob axloqqa tegishli kitob bo'lsa kerak bolalarga, qisosan anbiya bolalarga mo'ljallangan kitobga o'xshash. Endi atfal deyapti-ku deb. Birinchi biz endi 2011-12 yil Muhammad yuqori aka o'sha hozir Olimpiya masjidida imom xatib, u kishi Tuhfatul Atfalni Yahyo qori o'qib ketdi Qorakada deb hozirgi vaqfni mudirini aytdilar. U paytda ular kursdosh bo'lishgan Muhammad yuqoriga kelganlari. Keyin ya juda yaxshi ekan bir odob axloq haqida kitob bo'lsa kerak deganman. Yahyo qori aka Shayx Alijon domlada o'qigan ekanlar bu asarni. Misrga borganlarida 6 oy safar qilishgan, malaka oshirishgan. Keyin qiziqdi menda internetga kirdim qanday asar ekan deb. Keyin bilsam u muhtabar asar ekan. Lekin ko'p ham u paytda tarqalgan emas edi. Albatta qorlar ko'p yurtimizda, lekin ularni hifz qilishlik jarayondan tashqari ilmiy nazariy jarayonlarga tegishlik boshlang'ich dunyoda butun dunyoda mana shu Tuhfatul Atfal, keyin ustoz ta'kidlab o'tganlaridek Imom Jazar rahmatullohi manzumalari o'qitiladi. Bu standart darajasiga ko'tarilib bo'lgan, bu dunyoning hamma nuqtasida mana shunday. Keyin internetdan sharhlarini yuklab oldim. U paytda Husayn Qoraga Toshkent dedilar, u mahatta yangi o'tirgan paytlari. Keyin ularni oldiga bordim, mana shunday asar bor ekan, sharhlarini topdim, topolmayapman. Bitta ikkita sharh topildi, Minhatu Zinjalal, Ali Bobadi, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mashhurligi uchun topildi, lekin 25 ga yaqin sharhini o'zim topganman, keyinchalik izlab. Keyin albatta bayt har bir mana mustalah ilmida bo'lsin yoki boshqa qaysi fiqhiy matnlarda, nazmiy asarlarda o'qish o'zi qiyinroq, tushunarsiz bo'ladi. Uni sharh bilan bo'lib ham arab tilida bo'lib ham keyin buni ko'p ham tushunmadimda sharhlarini o'qib ham baribir arabiy tajvid o'qimaganmiz u paytda. Keyin hazrat safar bilan O'zbekiston kelgan paytlariga to'g'ri kelib qoldi o'sha yillar. Keyin bu kishiga shuni holimda aytdim, ya'ni mana shunday holat bo'lyapti deb. Keyin o'zlarini tavsiyalarini berdilar, qanday sharhlarda o'qishlik kerakligini tavsiyalarini berdilar. Bu ustoz aytgan sharhlarni topib o'qib chiqdim. Keyin xayolimga bitta narsa keldi. Hamma talaba menga o'xshab qiynalish kerakmi? Sharhini izlab, qaysi biri afzal, qaysi biri qaysi yo'nalishda yozilgan deb. Undan ko'ra PDF o'zim bir yozsam-da o'sha ya'ni PDF uni kitob chiqarish niyatim bo'lmagan. Uni keyin yozib olib kompyuterda sharhini yozib, uni internetga tarqatib yubormoqchi bo'lganman. Toki Buxoroda Mirarabda bo'lsin, Toshkentda Ko'kaldosh yoki Oliy Mahatta qaysi talaba o'qigisi kelsa, o'sha paytda ziyo.uz degan sayt bo'lardi. Hamma kitoblar o'sha yerdan topardik. Tekin kitoblarda talabani cho'ntagi pul ko'p bo'lmaydi. Endi hozir bilmadim, o'sha payt shunday edi. Shunday tekinga tarqatib yuborsam, kim xohlasa o'shani yuklab olib o'qisa deb. Kitobni yozib bo'lish jarayonida keyin 25 ga yaqin sharhlari har bir mavzu to oxirgi ya'ni har bir mavzuda o'sha hamma sharhini bir ko'rib chiqmasdan va bugungi kunda mo'tabar tajvid asarlarini ko'rmasdan, chunki endi biz buni mohir bo'lmaganmiz. Toki ustoz aytganlaridek bitta joy xato ketib qolsa ilmiy asar badiiy asar emas, ertaga malomatga qolib ketmaydi yoki kimdirni xato o'qishiga sabab bo'lib qolmaydi.
Mana shu jarayonda yozib deyarli yozib bo'ldim. Lekin qo'l yozma qoralama kompyuterda o'rta turibdi. Keyin Jahongir Xoraga kelib ko'rsatdim. Bu paytda yozish tarixi ham shu talabalarga darsga kirib tajribalardan yozib, ya'ni mana sharhlarda o'qiganimizda o'shalar tarjima qilingan asosan. Keyin Qoraga mana shu gapimni aytdim. Men buni chiqarib tarqatib yubormoqchiman desam Qoraga hazillashib qamalib ketasiz dedi. Norasmiy diniy material tarqatgansiz deb hazillashib. Keyin nima qilishim kerak desam, buni kitob qilishingiz kerak dedi. Yaxshi bo'ladi, harakat qiling dedi. O'sha jarayonda qiroat imomlarining hayotini ham qiziqib o'zim o'qib yurardim va o'shanda ham ustozga telefon qilganman. Qaysi asarlarni o'qing, qiroat imomlari. Madinadan qildim. O'sha yerda Ravzadan qilgandim. Imom Nafiy al-Madani, Ramzi Nafiy al-Madani Madinadan bo'lganliklari uchun birinchi qiroat imomi. Haramayni qiroat qorlar o'zi 3 ta. İmam Abu Ca'far Madani, İmam Nafi Olmadi, İbn Kasir Makki. O'sha joyda turganimda ayni ramziy o'sha zotlarning hayotini o'shalarga bir jivorida yozaman, ham bo'lib ham rasulullohning ravzalarida yozilsa bu barakatli bo'ladi deb. U alohida niyatim, alohida kitob edi. Keyin maslahat bo'ldi. Shuni bitta kitob qilinsa, toki sotib olgan yoki talabaning qo'liga tushgan da ko'proq manfaatli bo'lishligi uchun oxirida shu qiroat imomlari 22 tadan roviylar bo'lsa, umumiy 30 kishining hayoti yoritilgan. Va endi buni nima qilamiz? Ustozni ijozalarga qo'yilgan. Hozir ayni shu ijoza silsilasi talabalarga beriladi. Ya'ni kitob tuhfa tugagan qismida Sulaymon Jamzoriyga muttasil bog'lanadigan silsila berilgan. Bu o'tgan yili o'sha karantinning o'rtasida chiqdi asar. Karantin ko'chalar ham yopiq edi. O'rtada bir ochilganda chiqdikda kitobni olib nashriyotga uyga olib kelib, yana yopildi ko'chalar. Shunaqa holatlar bo'lib, endi asosan 9 dan 2 gacha yozilgan ustoz aytdilar. Kechqurun yozilsin deb. Chunki biz ko'proq mahatta bo'lganimiz uchun to'garaklar bilan yoki bu yerda faoliyat bilan band bo'lganimiz uchun asosan kechki paytda yozilgan. Men nimaga buni ta'kidlab aytayapman? Bir narsaga erishishlik uchun bir narsani kechiladi-da. U paytda men ota-onam bilan birga turardim. Shu kitobni yozayotgan paytimda. Mahatta to'garaklar tugatib yoki umuman mahatta bo'shab ish vaqtim tugagandan keyin uyga kelgandan keyin so'rashib o'tirib ichim qizib, hali kitobni yozishim kerak edi. O'sha paytda Alloh shunaqa bir qiziqish berib ichkari kirib ketaverar ekanman, sezmas ekanman-da. Dadam bir kun chaqirdilar. Oxirgi marta qachon birga o'tiruvdik deb. Keyin eslasam bir hafta bo'lgan ekan. Kirar ekanman, so'rashib chiqib ketar ekanman-da. Endi o'sha ozgina e'tiborsizlik bo'lgan ekan, ya'ni o'ziga yarasha shunaqa bir nimadirdan kechib kichik bo'lsa ham natija bo'ladi shunda. Endi bu ko'proq talabalarga tegishli. Alloh taolo bu yuqorida zikr qilingan hamma asarlar qatori mana shularni davrasida namoz zikr qilayotgandan men xursandman, chunki bu yerda ulug' ustozlarimiz asarlari aytilgan. Bo'lib ham bu Sulaymon Jamzori rahmatulloh alayhining nomi bu yerda turishi bizga sharaf, chunki u kishi 10 ta qiroat sug'ro kubrodan shayx bo'lganlar, azhariy shayxlardan. O'zi o'sha bir qishloqdan bo'lganlar. Hozir Tantoni chekirib ketgan Jamzor qishlog'i u paytlar Tantodan 7-8 km uzoqda bo'lgan. Misrda, ya'ni Misrda. Endi bir qiziq jihati o'sha bir qishloqda Tantoni chegarasidagi qishloqda yozilgan asar boshqa qit'ada yozilsa-da, men talabalarga ko'p ta'kidlab aytaman. 240 yildan oshdi yozilganligi, bugungi kunda ayni boshqa qit'ada o'sha vafot qilgan bo'lsa-da, u zot go'yo tirikdek. Shu insonlarning asari boshqa qit'ada o'qilyapti. Kerak bo'lsa silsilasi Oltin silsilasi halqalari inshaalloh davom etyapti. Shuning uchun umumiy kitobni yozish tarixi mana shundan iborat. Agar ortiqcha gapirgan bo'lsam, ustozlardan uzr so'rayman. Ya'ni talabalarga bir ozgina bo'lsa ham o'z tarixini gapiring desa ko'p gapirmasdim. Hali go'yo maqtanayotgandek bo'ladi. Shunga qiroat va tajvid fanidan qo'llanma tarixi ham iqror va taqiq bo'lgan yozilishi. Keyin rektor domlani oldiga olib kirganimda bu qanaqadir badiiy asarga o'xshash nom bo'lib qolibdi, ilmiy nom emas.
salaligi jiddiyroqni qo'yish kerak deb iqror vaqtaki o'quv va yuksal deb qo'yganman birinchi nomni. Ki domlan gaplar kirmaganman. Uni chiqarib olganman o'quv va yuksal deb. Ki qo'mitadan qiroat va tajvid fanidan qo'llanma deb tushgan qaytib. O'quv va yuksal deb tashlashgan. Bitta shu joyga e'tiroz bo'lgan, qolgan hamma joyga ruxsat bo'lib chiqqan, chiqib olib tashlanmagan. Hech bir so'ziga, harfiga e'tiroz bo'lmagan. Faqat shu nomi qo'mitadan tushgan. O'shanda ichiga qiroat va tajvid fanidan qo'llanma deb kichkina sarlavhacha qo'yib qo'ydi. Shuni asosiy kitobda nomi qilib berishgan. İnşallah bunda ham bir baraka bo'ladi. O bismillah, alhamdulillah. Hürmetli ahli ilim ulamalar, müdür canapları, hakikatte yevmullah yunsa, sahifelerde ilahım bitirip, melaikeler şahit olup, perverdigar alamın huzuruna alıp çıkan olsun bu amellerimizi, hakikatte bir heyecanlı hallarda durup biz, bu ustazlarımızın sözlerini işitip, evvelen var, uyguluk ya, kendiyen vehli, müdirsiz, sizin ahdinizde, bu zeberdest ulamalar inşallah, bunday hizmet kılıçları bu illaki Allah Teala'dan mükafatı berçemizge, yerimizge, yurtumuzge, bu yolda oturgen talebelerge. Hazır karıcanımız eytirirken, Cihangir karım eytiyatlar ki, karim bu sizin huzurunuzda, sizin şahitliğinizde, karakamız özlerinin talebelerge, Hazreti İmam Cemzuri'den kigen, o şey silsilerini topçalarken der. Ben hazır varakladığımda kuvanıp gittim, yaşayan borganım Ali'ne haske. En Ali senet bir yöldege. Bazı özümde senedim var, o şey 12-13 bu gitken. Tuhfeli özde, yani biz bilen İmam Cemzuri'nin orası, oraları da bir yerde bunu yitirdik. Yani bu, o da hem yeryüzde İmam Cemzuri'nin senedi kop olsa, en Ali senedini bunlar takdim kılarken. Sizlerge etmakçı bugün sözüm şu ki, birinciden hazır, bu sizin huzurunuzda birle yaptık ki, Allah şahidimdir, Allah şahidimdir, vallahi de beytemem. Şu vakit geçer, kaçan İmam Cemzuri'nin senedine birige birsek, illa en az demeyen senede ben 7 kişi bugün. 7 kişi bugün. Çünkü bu kişi sözünü ahırda ne dedi gelirler? لِكُلِّ قَارِئِنْ وَسَامِعِينَ. Hatta Allah Teala'nın salat salamları olsun, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a, ashab-ı kiram'a, bana şu yolunu özüge nehç kılıp olanlarına, bu kitabını, bu menzumanı okuyup uçilerine ve sami'i diye hatta işitip uçilerine ular siz bizge özlerinin hayatlarında ular veliyullah bugünler. O şey peytide dua bitkenler karek. O şey dualarına icabat bugünlerine min hayatımda aynen çizip yazıp yürümen en az da bir mecliste min icaza bergenimde Mısır'da elbette 7 kişi bugün. Lekin bugünlük günde kaçamız oldu ne karek? Çünkü insan şahit bol yaptı. Cezaride bugün de hayatımızda 2 kişiye bu bugün. Cezaride özüne bir barakatı var. Ama Süleyman'ın Cemzuri'de böyle şu dualar icabat bulgularını görmen bir siz muhterem talebeler geydi hep ben. İcazı alıcılar var mı az içimizde? Hani o şeyler kendi behli talebeler çünkü insan şahit boladı. Ahırdaki bundaki şahitler degen cahine yeni kubbeti koyuyorlar inşallah. Bu Allah'ı ben içimden giyen bir sevgi şunu eline yedim. Ki bu bunda hem elbette Cihangir Karım, Cihangir Karım'ın şagirdleri. Bana şöyle siz kurup dururken ustaz, yani biz sizden, bizden hem yakışabildiğin ustazınız, Allah razı olsun, o şey 2007 yılda barıldı mı yok karım? O şey barıldığın yılları, evvelige menkup meclislerinde mi eğitemem, ne ki ibret için eğitemem? Evvelige başka şehirlerine karagen de dilleri kirlilişliği kıyım oldu. Men o şekilde bendeligimle Allah'ın okup, ötküsü evvelden sonu geçe, bu işi şunda hem icazat belirlediler ve sonu da aynen o şey şahitler zikir kılınladı. Evvelde yine icazatına Kur'an'da zikir kılınladı. Bunda siz özünüzü yine Şeyh Tarık'ta olan icazatınızı hem zikir kılıçlıyınız elbette mümkün. Ben Polancı gibi, Pustancı gibi okuyacağım ben, şunlardan şunu okuyacağım ben diye Kur'an şeceresi hem öyle zikir kılınladı. Demek Özbekistan'ımızda hazır günde şu dargah haklıydır, muallim-i saniyden icazat. Bu namazı rehberiyet özü bizden talep kılıyordular ki imam damlalarına bir süreden bu sebebi icazat verişlik hukuku ya ki şundayın usul var mı deyip soru yaptılar da şunda hukuk var mı? Elbette var. Bir süreden icazat alışverişiniz mümkün. Bizim dini idaramızda adına Abdullah Katur'umuz bunu üçte şekilde aynen onu diyeyim Cihangir Karım'ın özlerini o şey yazgın malumatlardan istifade kılıp diğerli hemen Cihangir Karım'ın. O
Buna o şey büyük rahbariyetke verildi. Onlardan tasip topu bizge düşken peyitte kaysa biriniz gelip ustozlarga bir sureden okup icazet alıştığınız gibi. Ve şunlardan tekrarla yapmak ki bu allemi saniyini biz Özbeklerge fakir buladı. Muhterem müdür canavları şunu bana şu dergahtan başlayırık. Cihangir karımda varken istifade kılın, bugünden başla. Kayıt kılın isminizi yazırın, nöbet getirin. Muallimi saniyini okun. Muallimi saniyini icazet alıcılardan, birliğinlerden inşallah Teala olasınız. Allah Teala berçilerinizden razı olsun. Merhaba. Adımız. Değerli ahir bir yetip kaldı inşallah. Fakat şimdi kızık şu oluşmak için Allah'ı degen kitap kimlik eykendi. Şimdi bu aynı bizi Tahfizül Kur'an kafedramız ustazlardan ve tiller kafedramız bu hem muhaliflik kitabı şu mazmunda bu kitaptan kritik takdimatı. O'zi qiroat va tajvid taalluqli emas. Ilmiy ma'rifiy roman bu. Turk tilidan tarjima qilingan Shoh Mirzo Ibrohimov domlamiz, ya'ni biz Tahfizul Qur'on kafedrasi. Hamda Tillar kafedrasida Kozimxon Asrorov ham muallifligida chiqqan. Ushbu badiiy asar turk yozuvchisi Mahmud Olaqoshning kitobi bo'lib, unda bosh qahramon avval barchani hidoyatga yetaklovchi inson bo'lgan bo'lsa-da mol dünyaya berilishi oqibatida o'zining avvalgi hayotidan asta-sekin uzoqlashib boradi. Buning natijasida boshidan turli xil qattiq sinovlarni o'tkazadi. Qahramon sinovlarni qanday yengib o'tganini kitobda yoritib berilgan. Qisqacha umumiy mazmuni mana shundan iborat. Endi buni ayni taqdimotga qo'shganimiz sababi biz ustozlarimiz buni tarjima qilishgan. Hozir ustozlarimiz so'z beramiz desak, katta ustozlarning oldida gapirish noqulay bo'ladi. Talabalar qiziqsa kitobni o'qib oladi. Nima ma'lumot kerak bo'lsa deb shunaqa deyishdi. Xo'p, tadbirimizni demak oxirgi bosqichiga ham yetib keldik. Agar imkoniyat yo'lda ochib qo'ysanglar, bitta-bitta talabalar chaqiramiz, ustozlar ketma-ket bir o'sha ijozat topshirishadi. Xorijonimiz o'zlari albatta loyiq deb bilganlar, qolganlarga ham keyingi kunlarda Alloh o'zi amallariga yarasha nasib qiladi. Bu sahifada avval birinchi betida ko'rsatiladi. Aynan xorim albatta mahorat bilan Hazrati Ali Nahhasni ijozalarini olib keldilar bu yoqda. Biramiz 3 ta bu yerda ijozat. 3 ta shayxdan kelganligi haqidagimi? Oting keyingisini. Bu yerda o'sha Ali Nahhasniki o'sha eng oliy san'at bo'ladi. Oliy san'at nima deyilsa, o'sha muallif bilan yoki o'sha bayt sohibi bo'lgan Sulaymon al-Jamzuriy qaysi bir ilmda oramizda rijol kishilar oz bo'lsa, uni ala kullama ala ala tafaddul deydi. Chunki siz o'kishiga yaqinsiz. Darajangiz yaqinligi kishilarning ozligi. Shundan eng oliy san'at deyiladi. Keyingisi albatta kimniki? Hazrati Abi Mahmud Ahmad bin Said bin Ismoil ibn Ibrohim al-Qilininiki. Bu ham albatta mu'tabar oliy san'atlardan. Keyingilari qaysiniki? Ha, Sheyx Sami Muhammad al-Bini Tuhfatul Atfolda aynan birinchi olgan ijozalarimdan. Buni o'sha Fayyum shahriga borib, bu kishi buyuk Madinada buyuk ustozlarga o'qiganlar, shulardan Hazrati Aymon Suvet hafizahullohu ta'alani ham shogirdlaridan. Bu yoqda mana shuni aytmoqchimiz. Mana shohidlar deyaptilar, albatta bu yerda müdür janoblari, buyuk ustozlar, katta ustozlar guvoh bo'lsalar, biz faqirlarga ham bir joyini qoldirsalar, ertaga mas'ul dushanba kunida diniy idoraga yoki qo'shnimiz aytganlaridek o'sha yerga olib chiqsalar, men ham albatta qo'limni nima qilib qo'yib beraman bunga. Alohida müdür janoblari qo'ysalar, avvalambor ustozlar qo'ysalar, mana buni endi keyingi safar sal ko'tartiramiz. Sahifani oxiriga, chunki bilindiki bizga sobit bo'ldiki, bunda eng ozda 7 kishi bo'lar ekan. Uni shart bo'lmaydi, lekin Allohdan bo'lib tavfiq bo'lib bir talab olayotgan paytda odam ko'payib ketadi. Nima shuna qilib katta-katta jamoat bo'lib ketadi. Shundan talaba shu ustoz olib qo'yib olsalar, shu shohid bo'lsalar, akamidi, og'amidi, do'xtir, ustozimidi, og'aynimidi deb qo'yilishlari mumkin. Marhamat qilib chaqiraverasiz. 32dan oshiq talabaga sharhlangan. Mashalloh. Shulardan 17 ta talaba hozircha inshaalloh haqli deb topilgan. Oh,
kecha juda ko'p ustozlar beri ta'lim berishgan. Qolaversa mana ijozani silsilasini boshlab turgan Sulaymon Jamzo rahmatullohi alayhi hokazo. Mana shu zotlarni barchasiga biz Xatmi Qur'on o'qigandik. Xatmi Qur'ondan oldin ramziy ma'noda tuhfani xotimasini o'sha oxirini talabamiz o'qib beradilar, keyin shundan keyin Xatmi Qur'onni o'sha talabani o'zi o'qiydi va ustozlarga duo beramiz. Shundan avval yakuniy so'zni aytishlik uchun institutimiz rektori Uyg'un domla G'afurovga navbat beramiz. Rahmat. Albatta, hozir hammaning ichida hayajon, xursandchilik, alhamdulillah. Va o'ylaymanki, har qanday ustoz uchun shogirdlarini, shogirdini ko'rish undan ham quvonchli. Albatta. Inshaalloh va Allohga shukr. Bu yerda Shayx Hadijon qori. Haqiqatda bugun yomonlar tunsa deganlari hatto to'g'ri bir, balki buni keyin anglab yetarmiz. Men o'zim talabalik paytidagi mana shunaqangi suhbatlar hali esimda turadi. Bu har bitta talabaning qalbida, hayotida muhim bitta sahifa bo'lib qoladi inshaalloh. Va mana o'tirib bir Allohning taqdirotiga qoyil qolmasdan yozmoqchiki, qarang, mana shu kitoblar deyarli hammasida biz tahfiz al-Qur'on kafedrasi o'qituvchilari tayyorlagan, ta'lif qilgan, tarjima qilgan deyapmiz. Hammasida ruhan mana shu Shayx Hadijon qori yuribdi. Faqat jisman Misrda. Kerak bo'lsa bular Misrga boryapti, ular Misrga borishyapti va Alloh shu baxtni nasib qildiki, mana o'rtada bir davr bo'ldi, necha marta shu kelganlarda Hadijon qorini ma'hadga chaqiramiz deymiz, ko'proq yozda kelarlar, talabalar bo'lmaydi. Shunaqa nimalar ko'rishib, bir ko'rishganda eslashib nima qilib turdikdi. Lekin Alloh mana bu ishlarni oson qilib qo'ydi. Alhamdulillah. Alloh Hadijon qorini oldimizga mana idoraga bo'lim mudiri qilib qo'ydi. Va bu haqiqatda fursat, ana endi mana shu kitoblarni men hozir Jahongir qoridan yana ta'kid so'radimki, 2010-yil, 13-yil Haydarxon aka rektor bo'lganlar, Jaloliddin domla bu tahfizul Qur'on kafedrasi mudiri bo'lganlar. Lekin bularni ilk marotaba taqdimoti bugun bo'layotgan ekan. Nimaga desa, Hadijon qori jisman kelish kerak. Va hozirgi kunda Hadijon qorini O'zbekistonda ushlab olish ham qiyin. Bu ham qiyin masala. Mana ertaga jumada inshaalloh chekka hududda jumaga borishim kerak deb turibdi. Alloh ajrini bersin. Alloh ziyoda qilsin. Albatta mana shu tarix esladik, shaxslarni esladik. İnşallah Allah Teala hammalarını rahmeti alsın ve bizler de hamulanı yollarda yürüyüş nasip etsin. Ben şu dinge, ben şu Kur'an'ge bir sırrıkça bu sefer hizmet kılsak, bunu o zaman attı. Ve bir yerde, normalde yeni bir takipte, çünkü bir kitabımız ki, bir yerde oturken bazı talebelerimiz, bunlar imamlar. Modul dediğimiz fazla 3 yıl sırttan okuşarken, bunlar 3. kurs fazla kelip bir yerde okuyarken imamlarımız hem şu yerde. Bunlar korup, ustazlar dedi. Yani için bu hakikatte hemimiz için, hem talebelerimiz için, imamlarımız için, hem cüde bir kuvalarlı halde bir halde bir sıfat oldu. Cüde kette bir ibret mektebi oldu. Hem de öyleyim ki, niyet kıldı inşallah, bir kitabı talif kılaman, tercüme kılaman, tespit kılaman diyen. İnşallah hem de kalbide oldu. Allah mana hozir qilgan xatmi Qur'onlar, so'nggi duolarimizni ijobat aylab, yana bu amallarni Alloh taolo bundan ham ziyoda qilib bardavom qilsin. To qiyomatga qadar mana shu ma'hatimizdan shunaqangi ulug' insonlar, ulug' ustozlar chiqsin. Amin. Inshaalloh hali rejalarimiz ko'p, Alijon qori hazratda ko'p chaqiramiz, Xudo xolasa. Alohida-alohida rejalarimiz bor, shajara bo'yicha alohida bir suhbatlar inshaalloh. Ustozlar bilan birga Xudo xolisa yaxshi niyatlarimiz bor. O'zingizning kitoblaringizda taqdimotlar va bundan bir necha oy oldin ham aytdim, mana shu Qur'on kurslarini kengaytirish vazifalari mana Shayx Hadijon qoriga topshirilganda ham aytdikki, mana shu Jahongir qorini elektron o'sha muallim soniy variantlari bilan birgalikda bizni Qur'on kurslarida o'qiyotgan oddiy xalq, mana shu talabalarimiz, oddiy odamlar ham Hadijon qorini YouTube'daki videolardan foydalanib kelishyapti. Yani u yerda ham siz ustozsiz baribir. Va bu narsa yana ham Alloh ta'kid bilan birgalashtirib qo'ydi. Alloh taolo mana shu vaqtingiz ayirmasdan kelgani uchun Alloh yana ham ajrlaringizni mukofotlaringizni ulug' qilib bersin.
Va mana shunaqangi xursandchilik unutilmaydigan kunda yana ko'proq bo'lsin deb duolar so'raymiz. Sizni ham mana shu shogirdlaringiz millionlab bo'lishini amin. Allohdan so'rab qolamiz. Va hozir talabamiz shu ijozani so'nggi qismini o'qib, xatni qaramoq qilgandan keyin yana o'zingiz duo qilib bersangiz, Allohdan. İnşallah yine yan bir şeref olur. Bismillahirrahmanirrahim. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام على ختام الأنبياء أحمد ولال والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي ولال والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم نور قلوبنا بالقرآنك العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين أشبو قلنجان خطمان لرنا وأشبو قلنجان علم مجلس لرنا وأشبو تقدمات لرنا برجة برجة لرمزان أزينين درجوحنا يا رب العالمين حسن قبول إلى خاص الورقان أجل مقافات صواب لرنا Avvalan bar, Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le özleri, ashab-ı kiramlere, tabi-i izamlar, berçe ötken ulamalar, berçe ötken kurralar, İmam Nafi'il Medeni, İbni Kethir'il Mekki, Ebu Amri'il Basri, İbni Amir Dimeşki, İmam Asim'il Kufi, Hamza'il Kufi, Kisa'il Kufi, Ebu Ca'far'il Medeni, Ya'kub'il Hadrami, Halef'il Aşir, Ve o uzatlarını berçe ruhatları, şu günümüz geçe ötken berçe ulamayı kurralarga, aynen bu dergahlarda hizmet kılıp ötken berçe ulamalarımızga, fi sebilike ya Rabbil Alemin. Hedaya kıldık ya Rabbil Alemin, alal husus bunlardan Süleyman'ın Cemzuri Hazretimiz, Hazreti İmam Cezeri'nin özleri, Hazreti İmam Şatibiler gibi ulamalarımızga alal husus fi sebilike hedaya kıldık. Bu uzatlarına, berçelerine, kelamının sahabını yetkizip, kabirlerine Kur'an'ları bilen münevver eyleyin. Ruhlarını Kur'an'ları bilen şan eyleyin. Bana bizi Özbekistan tarihimizde, Özbekistan mumulları, Müslümanları tarihinde ilk var. Bu ilim dergahlarda ya Rabbil Alemin. Özünün kitabının yolu da takdimatlar, tarifatlar. Ya Rabbil Alemin, bundayın amellerini bizlerine kuplep, yaşaçlığımız için kuplep, bundayın amellerini kılıçlığımız için yine de imkanlarını ver ya Rabbil Alemin. Bu ilimlerine bize takdimatını kıyam, berçe ustazlarımızdan, müdür canaplardan, yardımcılardan, büyüğdaki berçe hadimlerden bu amellerini kabul eyleyip, yine de bundayın talifatlarımız, bundayın kitaplarımız, kuplep buluşluğunu bize özün nasip olsun. Muhterem cemaatimiz, her birilerine basıp giden kademlerin nurlar eyle. Bana bir yada oturken imam damlılarımız, ustazlar, talebeler, her birilerine özleri ve nesillerden imam cezeriler gibi imamlar imamı kilişliğini berçe berçelerine nasip olsa eyle. Ya Rabbil Alemin ilimizi, yurtumuzu tiç kılıp bu ilim dergahlar daimki kıyamet günü geçe hakiki nurani bir ilim dergahlardan İslam nurunu yeryüzüge terennüm kılıkçı, terkatuçı bir ilim dergahlardan buluşlarına özün nasip roza ile. Ve her bir bu cemaatimizin kalbinde sonra gel, öyle gelirlerden hem kubuna verip, berçe berçelerini aziz ve mukarram eyleyin. Allahümme barik lana fîmâ razaqtana, ve gufir lana ve rahamna ve qina azâben nâr. Rabbena gufir lana ve li ikhvâniyellezîne sebequna bil imân. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته